İsa dışarı çıktı. Her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Öğrenciler de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa onlara, "Dua edin ki ayartılmayasınız," dedi. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. "Baba, senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun." "Korkarım." Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi. Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Peri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu. İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara, "Niçin uyuyorsunuz?" dedi. "Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız." İsa daha konuşurken bir kalabalık çıkageldi. 12'lerden biri, Yahuda adındaki kişi, kalabalığa öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere yaklaşınca İsa, "Yahuda," dedi, "insanoğluna bir öpücükle mi ihanet ediyorsun?" İsa'nın çevresindekiler olacakları anlayınca, "Ya Rab, kılıçla vuralım mı?" dediler. İşlerinden biri başkâhinin kölesine vurarak sağ kulağını uçurdu. Ama İsa, "Bırakın, yeter," dedi. Sonra kölenin kulağına dokunarak onu iyileştirdi. İsa, üzerine yürüyen başkâhinlere, tapınak koruyucularının komutanlarına ve ileri gelenlere şöyle dedi. "Niçin bir haydutmuşum gibi kılıç ve sopalarla geldiniz? Her gün tapınakta sizinle birlikteydim. Bana el sürmediniz. Ama bu saat sizindir. Karanlığın egemen olduğu saattir." İsa'yı tutukladılar. Alıp başkâhinin evine götürdüler. Petrus onları uzaktan izliyordu. Avlunun ortasında ateş yakıp çevresinde oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu. Bir hizmetçi kız ateşin ışığında oturan Petrus'u gördü. Onu dikkatle süzerek, "Bu da onunla birlikteydi," dedi. Ama Petrus, "Ben onu tanımıyorum kadın," diye inkar etti. Biraz sonra onu gören başka biri, "Sen de onlardansın," dedi. Petrus, "Değilim arkadaş," dedi. Yaklaşık bir saat sonra yine bir başkası ısrarla, "Gerçekten bu da onunla birlikteydi," dedi. "Çünkü Celilli'lidir." Petrus, "Sen ne diyorsun be adam, anlamıyorum," dedi. Tam o anda Petrus daha konuşurken horoz öttü. Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus Rabbin kendisine, "Bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin," dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. İsa'yı göz altında tutan adamlar onunla alay ediyor, onu dövüyorlardı. Gözlerini bağlayıp, "Peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?" diye soruyorlardı. Kendisine daha bir sürü küfür yağdırdılar. Gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona, "Sen Mesih'sen, söyle bize," dediler. İsa onlara şöyle dedi. "Size söylesem inanmazsınız.
Size soru sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Onların hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara, söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Artık tanıklığa ne ihtiyacımız var dediler. İşte kendi ağzından duyduk. Sonra bütün kurul üyeleri kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler. Onu şöyle suçlamaya başladılar. Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor. Kendisinin de Mesih, yani bir kral olduğunu söylüyor. Pilatus İsa'ya, sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa, söylediğin gibidir yanıtını verdi. Pilatus başkâhinlerle halka, bu adamda hiçbir suç görmüyorum dedi. Ama onlar üstelediler. Yahudiye'nin her tarafında öğretisini yayarak halkı kışkırtıyor. Celil eden başlayıp ta buraya kadar geldi dediler. Pilatus bunu duyunca, bu adam Celil eli mi diye sordu. İsa'nın Herodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince, kendisini o sırada Yeruşalim'de bulunan Herodes'e gönderdi. Herodes İsa'yı görünce çok sevindi. Ona ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır onu görmek istiyor, gerçekleştireceği bir belirtiye tanık olmayı umuyordu. Ona birçok soru sordu ama o hiç karşılık vermedi. Orada duran başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ağır bir dille suçladılar. Herodes de askerleriyle birlikte onu aşağılayıp alay etti. Ona gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderdi. Bu olaydan önce birbirine düşman olan Herodes ile Pilatus o gün dost oldular. Pilatus başkâhinleri, yöneticileri ve halkı toplayarak onlara, "Siz bu adamı bana halkı saptırıyor diye getirdiniz," dedi. Oysa ben bu adamı sizin önünüzde sorguya çektim ve kendisinde öne sürdüğünüz suçlardan hiçbirini bulmadım. Herodes de bulmamış olmalı ki onu bize geri gönderdi. Görüyorsunuz, ölüm cezasını gerektiren hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle ben onu dövdürüp salıvereceğim. Ama onlar hep bir ağızdan, "Yok et bu adamı, bize Barabba'yı salıver," diye bağırdılar. Barabba, kentte çıkan bir ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı. İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlarsa, "Onu çağırmaya gel, çağırmaya gel," diye bağırışıp durdular. Pilatus üçüncü kez, "Bu adam ne kötülük yaptı ki?" dedi. "Ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulmadım onda. Bu nedenle onu dövdürüp salıvereceğim." Ne var ki onlar yüksek sesle bağırışarak İsa'nın çarmıha gerilmesi için direttiler. Sonunda bağırışları baskın çıktı ve Pilatus onların isteğinin yerine getirilmesine karar verdi. İstedikleri kişiyi ayaklanmaya katılmak ve adam öldürmekten hapse atılan kişiyi salıverdi. İsa'yı ise onların isteğine bıraktı.